Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatı, ilçe teşkilatı bugün partimizi ziyaret ettiler. Kendilerine Ramazan ayının yorgunluğu diyelim. Çünkü insanlar yemek yemeyiz, doğal olarak yorgunluk da hissedebiliyor. İç zamanda bizlere değerli vakitlerini ayırarak buraya kadar teşrif ettiler. Ayaklarına sağlık diyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Evet, meclise sunulan bir takım yasalardan sonra da artık start herhalde en kısa zamanda verilecek, sahalara çıkılacak. O dönem, önümüzdeki dönem içerisinde daha sık beraber olacağımız inancındayım. Daha sık görüşeceğimiz inancındayım. Genel merkezimizde genel başkanlarımızın almış olduğu kararla altılı ittifakımızla kardeşçe, dostça, birlikte çok güzel şeyler yapacağımız inancındayım. Güzel şeyler olacak inancındayım. Zaten burada biz Ünye'nin sorunlarını zaten biliyoruz. Genel sorunlardan ziyade yerel sorunlara da zaten birçok konuda paylaşım yapıyoruz. Paylaşımlar içerisinde oluyoruz. Ben bu vesileyle tekrar Sayın Başkan'a, bütün yönetim kurulu üyelerim, arkadaşlarım adına tekrar hoş geldiniz diyorum. Şu önümüzdeki zor süreç diyelim artık. Çünkü seçimleri zor bir süreç. Yakında her an başlayabilir düşüncesiyle. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Başarılar diliyorum çalışmalarınızla. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de tabii her zaman her şeyi planladığımız gibi yapamıyoruz. Şartlar malum. Tabii zor bir dönemde görev yapan yöneticileriz. Ülkede ne yazık ki 2017 yılında bir rejim değişikliği yaşandı. Bu rejim değişikliğini tekrar Türkiye'yi rayına oturtturabilmek için çok geniş bir mutabakat var şu anda Türkiye'de. En azından bundan önce çoğu şeyde yalnız kalıyorduk. Yani yalnız kalıyorduk derken, Türkiye'de başkanlık sistemine geçilsin, işte tek adam yönetimi olsun diye çok uzun süre çok geniş bir lobi açıldı. Evet. Aynen özelleştirme olsun lobisinin açıldığı dönemler gibi. Ve bu seçmen kitlesi üzerinde, vatandaşın üzerinde işte karar mekanizmasının çok genişleyeceği, çok hızlı olacağı şeklinde bir yanlış algıya neden oldu. Ve çok değil, 5 sene içinde, 3-4 yıl içinde bunun bütün yetkilerin bir kişiye verilmesinin veyahut da demokrasinin rayından çıkarılmasının insanlarda sadece hukuksal yönden değil, sadece demokrasi yönünden değil, insanların kursağına girecek ekmeğe varıncaya kadar etkilediğini ne yazık ki yaşayarak öğrendik. Keşke yaşamadan öğrenseydik bu işlerden. Fakat tabii toplumun geldiği olgunluk ve partilerin son dönemde geldiği olgunluk Türkiye demokrasisinin de nedenini kendi tıkanan noktalarda çare bulmasını becerebildiğini de gösteriyor. Bu açıdan 6 partinin bir araya gelip de bu mutabakatı oluşturmuş olması çok çok değerli. Türkiye'nin aşağı yukarı bütün ideolojik akımları bir arada ve Türkiye'yi yapan kuruluş ideolojisindeki tüm görüşlerin temsil edildiği bir ittifakımız var. Ve bu ittifakla ben dağıtılması yönünde yeni seçim yasası, işte farklı şeyler oluşturuluyor. İçişleri Bakanlığı'nın talihsiz bir söylemi var, işte bildirinin büyükelçiliklerden onayından alındığı gibi saçma sapan şeyler ve bu saçma sapan lakırtıya da bir sürü teşne olan işte televizyon programları var ama bunlar halkın gündemi değil. Birinci gündemimiz şu anda tek parti iktidarının getirdiği yoksulluk ve bu yoksullukla mücadele. Bunun için hepimiz elimizi taşın altına koyuyoruz. Ve önümüzdeki dönemde de bizim en büyük problemimiz demeyelim, en büyük emek vereceğimiz olay da sandık ve seçim güvenliği olacak. Bu konuda son dönemlerde çok büyük atılımlar yapıldı, çok büyük mesafe kaydedildi. Seçimlerin veri girişlerinin yapıldığı noktadaki avukatlara kadar, işte sandık başındaki görevlilerimizin eğitimine kadar epeyce bir mesafe aldık. Önümüzdeki dönemde ben sandığın en kısa sürede önümüze geleceğine inanıyorum ve sandık önümüze geldikten sonra da artık bu seçimde Atalan'ın Üsküdar'a geçmeyeceği bir seçim güvenliğinin yapılacağına ve o şekilde bir
seçimin olacağına ve Türkiye'nin bu ucube rejimden kurtulacağına inanıyoruz. Bu anlamda tabii bundan sonraki dönemde sık sık herhalde bir araya geleceğiz. İnşallah. Ve vatandaşın eğiliminin de sanda tam olarak yansıması konusunda elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimize inanıyorum. Ve Türkiye'den kimsenin umudunu kesmemesini diliyoruz. Şu söyleniyor hep, gençler işte umudunu dışarıda arıyor falan. Tabii bu bir canı yanlışlık var, fakat ben bu ülkenin insanlarına sağduyusuna ve bu ülkenin insanların eğitim altyapısına olan inancımı hiç kaybetmedim. O anlamda Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak kadrolar da var. Bu insanlar, Türkiye'nin eğitilmiş kadroları da var. Ve bu orta gelir tuzağından da, şu anda orta gelirden de altına düşer gibi bir durumumuz var. Ama çok kısa bir sürede biz bilgi toplumuna 25 bin dolar kişi başına gelir üzerine çıkacak, atılımı yapacak kadar da eğitimli bir insan gücümüz var. Buna da inanıyorum. Gelecek günler 21. yüzyılın Türkiye'si daha demokratik, daha uygar, daha çağdaş bir dünyaya yüzünü dönmüş bir Türkiye olacak. Bunu da hep birlikte bu teşkilatlarla hep birlikte emek vererek yapacağız. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum.